Şimdi bir iktisat profesörü olarak Eser'den şunu rica edelim. Bu İstanbul'daki oyların dağılımı ve yandaş medyanın bile daha henüz seçim sonuçları açıklanmadan özellikle İstanbul adayı, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın böyle bir açıklama yapmasının aritmetiğini bize anlatır mısın? Teşekkür ederim Ragıp. Şimdi izliyorduk işte sonuçları. İstanbul'da açılan sandık sayısı 98.8'e geldi ve durdu. Yani %1.2 sandık daha açılmadan süreci dondurdular. Yaklaşık bir saat sürdü üstelik. Bu hala da devam ediyor. Hala da devam ediyor. Ve 98.8 sandık açılmışken aradaki fark Binali Bey'in lehine 4.443'tü. 0.06. Oran olarak da ama ben daha şey olacağı için yani binde altı, %1'in de çok altına düştü. Evet. Binde altıya gelmişti. Ama ben mutlak rakam vereceğim. 4.443 aradaki oy farkı. Şimdi İstanbul'da 10 milyon seçmen var aşağı yukarı. Türkiye genelinde %83 olmuş galiba katılım. İstanbul'da da herhalde %80 yakın civarında bir katılma var. Şimdi demek aşağı yukarı 8 milyon seçmen oy kullanmış. Şimdi bu sandık sayısı, sandıklar arasında sayıların eşit dağılım, yani normal bir dağılım olduğunu varsayıyorum. Aşağı yukarı bu 1.8 açılmayan sandık sayısı da yaklaşık işte bir 100 bin oya tekabül ediyor. Ve bu 100 bin oy daha sisteme girilmedi. Onun sonucunu almadan aradaki fark 4.443. Ve bu YSK'nın sitesine girmeyen oy sayısı 100 bin oy Kadıköy ve Beşiktaş eksenli. Bir kere burada da bir sıkıntı var. Neden CHP'nin kalesi olarak bilinen bu ve daha merkezi yerler bunlar. Orada işler daha çabuk, daha hızlı yürüyor. Neden buralarda bunlar en sona kaldı? Bu ayrı bir konu. Uzak bir yerde değil. Eser. Yani, bir virgül koy. Çünkü tamam. Artı TV İstanbul muhabiri Fatma Yürür şu anda karşımızda olması gerekir. Kendisi CHP İstanbul il merkezindeki seçim merkezinde, seçim bürosunda. Fatma'yı dinleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi'nde artık heyecan dorukta, son dakikalar. Ekrem İmamoğlu kazandığımızı biliyoruz ama siyasi etik açısından henüz ben bunu açıklamayacağım dedi. Veri merkeziyle basının olduğu bölüm ayrıydı aslında. Veri merkezinden henüz Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları dışında bir veri paylaşılmıyor ama veri merkezine girip çıkan insanların yüzlerine baktığımızda da bu mutluluk görülüyor diyebiliriz. Umutlu bir bakış açısı var burada. Herkes çok heyecanlı. Saat 5'te kapandığında sandıklar çalışmalara başlamıştı. Buradaki 120 teknik görevli, onun dışında yüzlerce gazeteci ve bu sandıkların kapandığı saatten itibaren Ekrem İmamoğlu 7 kez basının karşısına çıktı. İlkinde Canan Kaftancıoğlu'yla birlikteydi. Ardından yaptığı açıklamalarda İyi Parti İstanbul İl Başkanı da onunla birlikteydi ve yine Canan Kaftancıoğlu da çoğu kez Ekrem İmamoğlu'yla birlikteydi. Son açıkladığı rakamları hatırlatmakta fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi verileri bunlar. %80'i aştı demişti Ekrem İmamoğlu açılan sandıkların ve %50.36 olarak Ekrem İmamoğlu'nun oyuna %46.70'te Binali Yıldırım'ın oyu olduğunu ifade etmişti. Bu rakamlardan sonra bir veri açıklanmadı ama dediğimiz gibi veri merkezi basın biriminden ayrı, veri merkezine girip çıkan yüzler oldukça umutlu bakıyorlar, mutlular ve İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi Veri Merkezi'nin şu anda aslında seçimi kazandığını düşünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimi kazandığını düşünüyorlar ki bu kazanım 25 yılın ardından geliyor. 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan kazanmıştı İstanbul'u ve o tarihten itibaren de AK Parti iktidarındaydı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da 25 yılın ardından bir kazanım bekliyor. Bu kenti kazandığını düşünüyor aslında şu dakikalarda. Ama Ekrem İmamoğlu'nun da ifade ettiği gibi resmi tüm sandıklar, tüm sandıktaki veriler bu noktaya gelip
Hepsi deşifre edildikten sonra kamuoyuyla paylaşmayı planlıyorlar. Çok heyecanlı bir hava var burada. Önce sadece basın mensupları buradaydı. Ardından Cumhuriyet Halk Partililer de yavaş yavaş buraya geldiler. Tıka basa dolu bir biçimde seçim koordinasyon merkezi sandık sonuçlarının %100'e ulaşmasını bekliyor. Fatma'ya teşekkürler. Bu arada Reci uyarıyor beni. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasına hazırlanıyormuş. Eğer hemen Ankara'ya döneceksek, Ankara'ya şu anda Cumhurbaşkanı'nı dinliyoruz. Sevginiz, muhabbetiniz, desteğiniz, kardeşliğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Rabbimin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla. Siyasi hayatımız boyunca davamıza ve milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık. Milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu. Kardeşlerim, AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili, cumhurbaşkanlığı, mahalli idareler seçimlerinden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile birlikte seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibariyle 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık %56'sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendini dara ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım. 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı? AK Parti iktidar mı? Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mıyız? Ve bu yolda nasıl şu ana kadar geldiysek yine bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir seviyede bulunmaktadır. Hem AK Parti hem MHP ile birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı olarak bizi sandıkta birinci yapan milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye
ve bu partiye gönül vermiş tüm kardeşlerime Cumhur İttifakı'na sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu özellikle ifade etmek istiyorum. Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma, özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Güneydoğu Anadolu bölgemizin seçim sonuçları, Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir. Büyük şehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde seçmenlerinin teveccühüyle göreve gelen tüm belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Demokrasinin ilk basamağı olarak gördüğüm mahallelerimizde ve köylerimizde seçilen muhtarlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Kardeşlerim, bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum. Sadece 50 günlük resmi kampanya döneminde 59 il ve 43 ilçe mitingiyle, 9 televizyon ve sosyal medya programıyla milletimize kendimizi ifade etmenin gayreti içinde olduk. Buna rağmen eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda arayamayız. Milletimizde arayamayız. Yine kendimizde arayacağız. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasından bir bölüm dinledik. Aslında İstanbul'da yaptığı konuşmanın bir tekrarı bize dinledi. Evet. Eser, sende kalmıştık. Bu İstanbul'daki seçim... Şey, evet, yani, aşağı yukarı sisteme girilmeyen, yani açıklanmayan o %1.2 sandık. Dediğim gibi 100 bin oya tekabül ediyor aşağı yukarı. Aradaki şey farkı 4443 idi en son kapandığı zaman. Yani bunlar da Kadıköy ve Beşiktaş'tan geleceğine göre burada... CHP %56 oy alsa ki Beşiktaş'ta %72 ile %72 %56 yani. Diyorum aritmetik olarak söylüyorum. %56 oy alırsa Kadıköy'de çok daha fazla alıyor, Beşiktaş'ta çok daha fazla alıyor. Seçimi İmamoğlu kazanıyor ki. Bence bu iş bitmiş. Ama korkunç yani şey, demokrasi tarihimize bir yüz karası olarak geçecek Sayın Yıldırım'ın konuşması. Dikkat ettin mi? Çok oradaki... mutsuzdu. Ha, sanki böyle öne sürülmüş. Birisi arkadan ittirmiş gibi bir hali vardı. Kendi tercihi değil gibi. Oradakiler de şaşırdı böyle bir şey söyleyince. Yüz karası olarak geçecek o konuşma. Çok üzücü bir şey. Bence kendisi de pişman olacak bunu yaptığına. Çünkü yani hiçbir insan onu uzun süre taşıyamaz böyle bir şeyi. Ama bir de karşı dinleyenlerin suratları da. Değil mi? Yani, orada da. Kazandık diyor. Herkes böyle bakıyor. Kimse inanmıyor yani. Evet. Böyle bir şeyle karşı karşıyaydık. Bir şey daha söyleyeceğim. O da iki şey daha ilave edeyim. Buyur. Bir tanesi bu DSP'nin İstanbul'da aday göstermesi bir proje ise eğer tuttu. Evet, belirli ölçüde azalttı CHP'nin oylarını. Evet, evet. Şişli'de tutmadı ama mesela. Ama aradaki bu fark yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir şekilde tuttu. Bir şekilde tuttu bu çok. Bir de benim tabii bir iktisatçı olarak en önemsediğim şey bu. Kurumlar meselesi. Bu seçimlerle ilgili olan en önemli iki kurul nedir? Yüksek Seçim Kurulu ve Anadolu Ajansı. Bunlar bir şey olarak ne derler? Acı yara. Yani
bu kurumların aslında olmadığını, bir demokrasi içinde olması gereken kurumlar olmadığını gösteriyor. Olmamasının ötesinde engel teşkil ediyorlar. Engel teşkil ediyorlar. TRT'yi saymıyorum. TRT de aynı grubun içinde ama bu akşam TRT'nin çok fazla fonksiyonu yok. Evet. Geçtiğimiz bir ay içinde TRT'de maalesef yüz karası olarak şey yansıdı. Çok üzücü şeyler bunlar. TRT büyük bir, önemli bir kurum. Anadolu Ajansı tarihi bir kurum. Yüksek Seçim Kurulu her demokraside olması gereken bir kurum. Ama işten çok kötü yapıyorlar. Binali Yıldırım bu konuşmasından sonra bence Yüksek YSK'ya başkan olmalı. YSK, o yakışır. Erk, sen de takip ettin. Sana da hemen İstanbul'daki konuşmayı da takip ettin. Şimdi biraz önceki balkon konuşmasından yayınladığımız bölümü de takip ettin. Nasıl okumak lazım Erdoğan'ın hareketlerini, konuşmasının içeriğini? Ne demeye çalışıyor? Valla bir kere direksiyonda ben varım dedi zaten kendisi de ve kimse kendini dar ambarında görmesin dedi. Bana göre bunun iki açıklaması var. Birincisi CHP'ye ince bir ayar veriyor. İkincisi biz İstanbul bölümünü yetişemedik konuşmanın ya da konuşacak mı bilmiyoruz. Ama İstanbul'la ilgili de bir şeyler söylemeye çalıştığını düşünüyorum ben. İstanbul'daki konuşmayı dinlemiş miydin? Orada ne İstanbul'dan ne Ankara'dan bahsetti? İstanbul'la ilgili bölümünü diyor. Yani balkon konuşmasını. Ben biraz İstanbul'a yönelik de yani bu darı ambarı meselesini İstanbul'a yönelik de iki taraflı okudum. Hem şımarmasınlar hem de İstanbul'da da bir sakin olsunlar gibi. Somut olurum. Soruyorum. Beka oradan gideceği belli. Beka teması tuttu diyor. Bunu kanıtlayacak seçim sonuçları yarı resmi de olsa var mı sence? Bence asla yok. Zaten önceki programda da konuşmuştuk. Bu beka meselesinin, kutuplaştırma meselesinin, milliyetçilik ve dincilik meselesinin artık AKP'yi bir yere taşımadığını biz bu seçimde görmüş olduk bana kalırsa. Buradan işler gitmiyor. Zaten ilginç bir şekilde bunu sinyallerini de aldık. Artık dün 8 konuşma yapmıştı Erdoğan. Bunlardan bir tanesinde konuşacak bir şey bulamadı. O kadar çok beka dedi, o kadar çok güvenlik dedi ki işte CHP seçmeni torba kullanıyor dedi, naylon torba. Biz kenevir kullanıyoruz dedi. Yani aslında bu ince noktalardan da bu söylemlerin artık sonuna geldiği, buradan bir şey çıkmayacağı ve gerçekte artık Türkiye'nin işine dönmesi gerektiği, ekonomiyle uğraşılması gerektiği, tarımla uğraşılması gerektiği anlaşılıyor yani. İşsizlik, evet. Aslında şu balkon konuşmasında Eser sana soracağım. Balkon konuşmasında şöyle bir tenakuz, şöyle bir çelişki sapladım. Hem kendisi söyledi, daha doğrusu önce dedi ki eğer başarılı olamadığımız yerler varsa bu tamamen kendi meselemizi anlatamadığımız içindir dedi. Sonra arkasından şu kadar miting yaptım, bu kadar televizyon programı yaptım. Yani hem o kadar çok şey yapmış olmalar hemen Türkçe de biliyor, Türkçesi de nispeten iyi. Bunlar hitabet dersi de alıyorlar okudukları okullarda. Bu şey değil mi? Hem bu kadar fazla reklam propaganda yapıyorsun hem de derdimizi anlatamıyorsun. Acaba dertte mi bir sorun var? Ne dersin sen? Beka meselesi çok satacak bir şey değildi zaten yani. Bence, değil mi? Ben de satacak. Yani mal kötü olunca bir şey vardır. Pazarlamanın da bir sınırı vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani dünyanın en iyi pazarlamacısını getir. Eğer mal kötüyse bir şey yapamazsın. Bir yere kadar yapabilirsin. Yani bir yere kadar götürürsün. Beka meselesi de yani artık insanları güldürecek aşamaya gelmişti bir yerel seçim için. Ama şunu da itiraf ediyorum. Ekonominin içinde bulunduğu çok olumsuz koşullar da bence seçim sonuçlarına çok yansımadı. Çok yansımadı. Evet. Yani dünyanın başka bir ülkesinde, başka bir demokratik ülkesinde küçülen bir ekonomi, faizler %20'yi geçmiş, enflasyon %20'yi geçmiş. İktidarı cezalandırır seçmen değil mi? Yine de birinci parti olarak çıktılar, onu da söyledi. Yani bu da beni hafif şaşırttı. Yani ekonomiye yeterli tepki vermedi seçmen. Bu da önemli bir şey. Ya bu da önemli ama beka meselesi dediğim gibi kötü bir maldı, satılacak. Satamadılar. Satamadı ama sattığını öne sürüyor. Sattığını öne ama satamadılar. Yani MHP ile yapılan bütün ortaklık şudur budur. Bence maliyeti faydasını geride bıraktı. Erk, Cumhur İttifakı sürecek. Alıntı bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Sence sürecek mi? Bahçeli de söyledi. Yani, söylemekle oluyor mu? Ya şimdi aslında yine öncekinde söylemiştik. Artık yönetilemiyor Türkiye. Ya bu çok net rağbet. Yani epeydir yönetilemiyor. Evet, epeydir yönetilemiyor ama artık
meşru olarak, kurumsal olarak da bu işin hani ne kadar biz kazandık, biz iyi yoldayız deseler de bu işin artık iyi bir noktada olmadığı kendileri açısından görülüyor. Şimdi bir şeye bakmak lazım. BK'yı biz hep halkı terörize etme tarafıyla birlikte okumuştuk. Yani BK diyor HDP'ye şey yapıyor, operasyon yapıyor. BK diyor CHP'liler teröristtir diyor filan. Şimdi bu iki ayaktan birini acaba kıracak mı? Yani halkı terörize etmekten vazgeçecek mi Erdoğan? Buna da bakmalıyız yani. BK sorunu çöktü. Bu konuda ben açıkçası endişeliyim. Endişeliyim, evet. Haklısın, çünkü dikkatimi çekti benim İstanbul konuşmasında, büyük bir ihtimalle balkon konuşmasında da onu tekrar edecek. Şimdiye kadar ne yaptıysak bundan sonra da öyle yapacağız dedi. Hatta evet. Bölge için, ki bölge dedi, Suriye'yi kastetmedi, diplomatik ve askeri yöntemlerle sürdüreceğiz eski politikamızı dedi. Eski Türkçe bir kelime olduğu için benim izleyebildiğim kadarıyla çeşitli televizyonlarda bu sihirli bir sözcükmüş gibi kullanılıyor ama BK, yani herkesin kendine göre bir BK tanımı var ki bu doğru bir şey değil. BK esas olarak hayatta kalma. Hayatta kalma. Baki. Sürvi en Fransız. Ama yani devletin hayatta kalabilmesi BK meselesidir derken, tabii aslında kendisinin büyük bir ihtimalle hayatta kalma meselesi, biz öyle anlıyoruz ama başka senin bildiğin siyasi faaliyetlerde, seçim olsun, seçim propagandasında olsun hatırladığın yok. Hani bu, çünkü sonuç olarak bir kentin yönetimiyle ilgili yerel seçim yapılıyor. Yok. Baki kalan bu kubbede hoş seda. İşte o aynı kelime o. Baki kalan. Baki o, aynı o. Ondan geliyor. Şöyle ya. Abi TDK'da bir söylediğiniz gibi tanımlanıyor. Bir de hakikaten devlet aklı sistematik olarak tanımlanıyor. BK'da şunu diyor. İlk maddesi de bu. Halkın refahı, anayasanın sürdürülebilir olması ve kurumların sürdürülebilir olması diyor. Dolayısıyla bu BK tanımında da çok büyük bir çelişki var. Yani halkın refahından biz neyi kastediyoruz? Geçen sene 440 kadın öldürüldü. Yani bu BK paketinin içine giriyor mu? 8000 çocuk istismar edildi. Yine geçen yılın verileriyle. Cezaevleri tıklım tıklım. Anayasayı ihlal ediyorsunuz. Hukuk kurallarını çiğniyorsunuz. Hangi sizin o zaman TDK'ya göre hangi BK'dan söz edeceğiz biz? Bu da çok büyük bir çelişki tabii yani. Gece 12'den sonra hep beraber izledik. Yani İstanbul stüdyosu yayındayken biz onları izliyorduk. Bir de diğer televizyon kanallarında izliyorduk. Eser Kılıçdaroğlu'nu izledin. Ne düşünüyorsun? Nasıl bir konuşma? Kılıçdaroğlu'nu ben her şeyde dürüst buluyorum. Yani çok başarılı bulmuyorum. Ama dürüst buluyorum. O 48 saat uyumayacağız lafı da önemli. Niye çok önemli olduğunu söylüyorum. Çünkü şimdi izlerken Kılıçdaroğlu'nun aklıma başka bir şey geldi. Şimdi İstanbul, Ankara'yı kaybettiler. Muhtemelen şimdi bu iki şehrin büyükşehir belediyeleri ve ikisinin konsolide bütçeleri, buna İSKİ, 15 milyar dolar ikisinin toplamı. Bir sürü devletin bütçesinden daha fazla. Büyük. Şimdi bunu kaybetmeyi göze alamayacak şey Tayyip Bey. Artı bir de bu iki şehri teslim ettiğin zaman yerine gelen iktidar dosyalara hakim olacak. Geçti. 94'ten beri İstanbul'da, 94'ten beri Ankara'da yolsuzluk dosyalar açılacak. Dolayısıyla burada bir şeyler yapmaya çalışacak Tayyip Bey. Önce muhtemelen bu seçim, yani buraları vermemeye çalışacak. Yani elinden geleni yapacak, işte belki bir kayyum atacak Ankara'ya. İstanbul'da işte Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle bir şeyler yapmaya. Bunu beceremezse, ki zayıf bir ihtimal bence, çünkü artık çok herkesin gözü önünde oluyor. Bence o zaman da CHP ile başka bir bazda anlaşıp, bence yani CHP'ye önemli tavizler vererek bu eski dosyaları açma. Eski dosyaları açmamak. Ki CHP de buna yatabilir değil mi? Yatabilir. Ben de yani bunu düşündüm. Ama bakalım, yani tabii CHP tamam, devlet partisi. Yani bu devlet partisinin kadim devlet diyelim ona. Kadim devlet. Evet, ama o devlet her dakika kafasını çıkartmaya hazırdı. Yerleşik düzen partisi. Yerleşik düzen, yani şimdi şeyle beraber. Müesses nizam. AKP ile beraber böyle bir şey kalmadı deniyor ama ben buna inanmıyorum. O her zaman aşağıdan bir yerden tak diye çıkar. Tabii. Her an çıkar. CHP bunun temsilcisi. Dolayısıyla yani bu 94'ten beri iki büyük kentteki bu dosyaların açılmasını istemeyebilir. Çünkü çok fazla şey, olumsuz şey çıkar oradan değil mi? Bütün devlet...
bütün müesses nizam sarsılacak. Evet. Yani bu sadece Tayyip Bey'in değil. Evet, yani evet. Orada bakanlıklar devreye girecek. Belki orada ismi geçecek iş adamlarının bir bölümü CHP'li iş yapıyorlar. Milyar dolarlık şeyler, işler var değil mi orada? Korkunç. Yani İSKİ var, ASKİ var. Yani bunlar var. İETT var, EGO var. Deniz yani, otobüsleri bilmem ne. Tabii, çok fazla. Yani dolayısıyla bence... bu o ayıbın örtülmesi lazım. Ne olabilir? Mesela 4,5 sene dedi, 2023'e kadar belki de bir milli hükümet kurulabilir. Mutabakat hükümeti kurulabilir. Bakan alır CHP'den önemli şeylerden. O tür şeyler bile olabilir. Olabilir diye düşünüyorum. Çünkü kendi cumhurbaşkanlığını bırakmaz. Sistem de duracak. Ama kabineye CHP'nin parlamentodaki oy sayısı, oy oranının da üzerinde bakan alabilir. Taviz vermek zorunda kalacak çünkü. Çok büyük taviz verecek. Böyle bir ihtimal var. Ben bunu düşündüm. Yani şeyi dinlerken Kılıçdaroğlu'nu aklıma bu geldi ve bunu da çok şey dışı görmüyorum. İhtimal dışı değil. İhtimal dışı görmüyorum. Böyle olur demiyorum ama ihtimal dışı değil. Böyle bir şey olursa şaşırmam diyorum. Şaşırmam diyorum. Erksen ne diyorsun Kılıçdaroğlu hakkında? Ben ilk defa iki konuşmada birbirine benziyordu zaten. Beğendim. Ama bunda Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çok büyük bir rüzgarı olduğunu düşünüyorum. Yani 7 defa çıktı ve konuştu. Hem halkı teskin etti, hem ve çok edepli, çok usulünce biz kazandık ama bunu açıklamak da bana düşmez. Elimde rakamlar da var dedi. Ve nefis yönetti yani krizi ve bence bu Kılıçdaroğlu'nu da etkilemiş gibi görünüyor. Tabii dön geri şeyi düşünüyoruz. Muharrem İnce meselesini düşünüyoruz. Kıyaslama yaptığımızda olumluyla olumsuz ortaya çıkmış oluyor. Evet. Tabii bir tarafa sempatimiz artarken bir tarafa ben antipatinin arttığını düşünüyorum. Bir de demek ki İmamoğlu şunu gösterdi. Böyle durumlarda yapılabilirmiş. Yani Muharrem İnce'ye de bir mesaj var. 24 burada. Tabii geçmiş artık bu, o bitti. Bu, yani 24 aynı bu şekilde yapılsaydı olabilirdi. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Çok özür dilerim. Yani Kerem Bulutoğlu vardı. Tanırsın. Yani babanın da arkadaşıdır. Rahmetli bir babanın. Kerem Bulutoğlu'nun bir şey veriyor. Türkiye'de sonra kaldırılan bir bakanlık görevi yaptı. Yerel Yönetimler Bakanlığı kuruldu. Doğru, vardı öyle bir bakanlık. Yerel Yönetimler Bakanlığı kuruldu. Eğer benim bu söylediğim senaryo gerçekleşirse mesela ben orada Ekrem İmamoğlu'nu yerel yönetim yeniden ihdas edilecek bir yerel yönetimler bakanı. Yani, Sıspayı. Değil mi bunlar? Yani bir şekilde yani İstanbul'un da ona bağlanacağı bir yerel yönetimler bir bakanı olarak olabilir. Şey yapılabilir. Ve hatta belki 2023'te CHP'nin cumhurbaşkanı olur. Bile. Olabilir. Yani Kılıçdaroğlu 4 sene sonra daha da yaş alacak. Ben yani, bu ittifak meselesinde biraz farklı düşünüyorum. Çünkü biz AKP'de çok ilginç örnekler gördük. Yani AKP evet gerçekten bir suç partisi oldu çok uzun zamandır. Yani bizim hatırladığımız göz önünde olan işte Gezi'den beri ondan sonra dosyalar, ondan sonra kaybedilen 2015 seçimi ve ondan sonra bombaların patlaması süreci. Şimdi tüm bu suçlarda AKP çok ilginç bir şey yaptı. Aslında tüm ortaklarını ayrıştırmayı başardı. Benim aklıma daha farklı bir şey geliyor. Ankara dosyaları evet çok önemli. Melih Gökçek çok büyük risk altındadır. Bana kalırsa. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Yani ayrıştırır Melih Gökçek'i, her şeyi o yapmış der ve değil, çok, zor. Çok çabuk kapatabilir diye düşünüyorum. Bunu çünkü çok yerde yaptı. Yani işte doğru, şey bakanıyla yaptı bunu. Bakan değil de o 17-25 Aralık sürecinde. Hepsini yaptı. O neydi şeyden sorumlu. Hani ben her şeyi emrinle, başbakanın emriyle yaptım. Gezi'de çadırları cemaatçiler yaktı. Tokyo'nun bağlı olduğu genel müdürü. IŞİD bombalarının müsebbibi işte bu cemaatçiler, cemaatçi polislerdir dedi filan. Kendi yani sorumluluktan çok, kurtulmak için birilerini çok rahat ediyor. Evet, çok zor. Rejiden bir bilgi geldi, onu hemen aktarayım izleyicilere. 4 dakika kadar önce Anadolu Ajansı tweetle bir bilgi veriyor. Ve diyor ki sahadan ve YSK'dan veri akışı durmuştur. Yani şimdi Anadolu Ajansı da suçlanıyor ya. Çok ya böyle Ekrem İmamoğlu birazdan ayrıca İstanbul'da Halk Partisi'nin İstanbul İl Merkezi'nde yeniden söz alacak. Burada Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Daha doğrusu öncesini söylemek lazım. Binali Yıldırım ne zaman konuştu hatırlayalım. Tam
0.30 aradaki fark 0.30'du. 0.30'dan 26'ya bilmem neye düştü. 0.05'ti ve tam o sırada İmamoğlu'nun, yandaş medyadan bahsediyorum, İmamoğlu'nun şeyi, Binali Yıldırım'ı geçmeye doğru olduğu sırada müdahalesi yaptı. Şimdi bu kazandım dedi, kazandık açıklamasından taş atlasa kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu çıktı sahneye. Evet. Kılıçdaroğlu ne dedi? Hayır, biz kazandık dedi. Evet. Öz olarak. Ama yanlış, halbuki, yanlıştı. Ha, evet. Halbuki şimdi o zaman senin ne farkın kalıyor Binali Yıldırım'dan? Halbuki şunu söylese hiç kimsenin itiraz etme durumu olmayacak. Binali Yıldırım yanlış yaptı diyecek. Doğru. Evet. Henüz sandıkların tümü açılmadan ve aradaki fark çok azken böyle bir açıklama yapmak doğru bir şey değildir. Bekleyin. Bitsin bütün sandıklar, bütün oylar dökülsün. Ondan sonra kimin kazandığı zaten belli olacaktır. Yani üstelik de çok ilginç. Oradaki bilgide de var. Tabii canım. Hali hazırda açılmayan, demin Eser de söyledi, açılmayan sandıkların büyük bir kısmı Beşiktaş ve Kadıköy. Evet. Yani böyle de bir Kılıçdaroğlu'nun belirli bir yumuşaklık sözüm ona var. Ama mesela İmamoğlu'nun tutumuna bakıldığında o çok daha düzgün bir şekilde formüle etti. Ama şöyle de bir şey var Ragıp abi, bunu da düşünüyorum. Hep sesli de düşünüyorum. Yani herkes de onların çizdiği rotaya göre uzmanlaşamıyor demek ki. Yani biz evet eleştirelim ama geldiğimiz meselede hep şuraya şunu kaçırmayalım. Ya hırsızın hiç mi kabahati yok ve ya işte akıl alacak bir mesele değil, değil mi? YSK'nın sitesine hala biz giremiyoruz yani. Ve tam o söylediğiniz andan itibaren. Seçim gecesi YSK'nın sesinin kapanması, kapatılması ne bekledi ya? Korkunç bir şey. Böyle bir şey olabilir mi ya? Anadolu Ajansı'na giremiyoruz. Kapatılmayacak tek dönemdir. Tek dönem. Evet. Bu akşam geldi. Evet, Anadolu Ajansı bakın şöyle bu tweetlerden önce şöyle bir tweet atıyor. Diyor ki Silivri FETÖ'cüler CHP dedi diyor. Böyle bir tweet atıyor. Kim yani bakıyor? Şimdi... Anadolu Ajansı. Anadolu. Haber yapmışlar yani. Silivri'den CHP'ye oy çıkmış. Bu da FETÖ'ye bağlanmış. Şimdi çok ucuz. O niye o Silivri ile cemaatin ilişkisi ne? Cezaevlerinden yola çıkıyor. Ay. Cemaatçiler orada bu cezaevlerinde kullanılan sadece cemaatçiler oy, yok ki orada. CHP'ye yaradı diyor. Şimdi bunun ucuz olmasını bir kenara koyalım. Bu işler gerçekten çok tehlikeli işler. Devlet kurumu senin asli görevin bize doğru bilgiler, doğru veriler vermek. Ama sen çok daha başka bir şey yapıyorsun. Korkunç, korkunç yani. Yokmuş mu? Böyle bir kurum yok yani. Yani akıl almaz yani. YSK diye bir kurum yok. Görsel medya bir takım siyasi tahliller yapmak üzere kimi zaman bilerek, kimi zaman bilmeyerek bir takım ipuçları verir. İzledik. Cumhurbaşkanının yerel seçimler sonunda balkon konuşması yapması çok da normal bir şey değil. Sen belediye başkanı değilsin, belediye başkanlığına aday değilsin. Ama dikkat ettiniz mi? Daha önceki balkon konuşmalarını hatırlayın. Nasıldı? Arkada. Aile, bütün aile, sülale arkada. Burada bir tek Emine Hanım'ı gördüm. Emine. Süleyman Soylu'yu görmedik mesela. Peki Süleyman Soylu nerede hakikaten? O da ilginç bir şey. Bilmiyorum ben nerede olduğunu da. Balkonda değil her halükarda. Evet. Yani... Tek başına yerel seçimleri, yani mesela Ankara'da kaybettiği zaman Ankara'da Özhaseki kaybetmedi, Erdoğan kaybetti. Tabii. İstanbul'u kaybetti. Yani o kadar ön plana çıktığı zaman AKP'li seçmenlerin büyük bir çoğunluğu kendi illerindeki adayı tanımıyor. Adayın ismini bilmiyor, bu sokak röportajlarında onu gördük. Şimdi aslında tabii burada... büyük ölçüde bitti diyoruz. Tabii ki İstanbul'un bir şekilde resmi olarak da sonuçlanması lazım. Ama yarına değil, Eser'e soruyorum. Bu seçim sonuçlarıyla mevcut ekonomik durumu yan yana getirdiğinde önümüzdeki 6 ay, 1 yıl için ne görüyorsun? Ya buna karşı devletin nasıl tepki vereceğine bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani devlet burada, devlet derken yani bütün kurumlarla birlikte bir hukuk devleti çizgisinde ilerleme sağlanabilirse... Var mı bunun bir ışığı? Şu anda görmüyorum. Yok. Ama en azından AKP'nin kaybedeceğinin, artık kaybetme sürecinin çok net bir şekilde başladığının ortaya çıkmasıyla ben buna hep inanırım Türkiye'de. Yargıçların kararları değişecek. Bak göreceksin. En küçük, en alt mahkemeden Anayasa Mahkemesi'ne, Yargıtay'a kadar. Yani bu akşam İstanbul ve Ankara'yı kaybettiği yarın kesinleşirse
AKP'nin Türkiye'de en küçük yargıcın bile kararı değişecek. Ve süreç öyle başlayacak inşallah. Yani bürokrasinin tavrı değişecek. Hukuka daha, herkes bekliyor böyle şimdi. Hukuka daha uygun karar vermeye tabii, başlayacaklar. Tabii, tabii. Çünkü bir demokrasi kılıcı kalkacak üstlerinden. Bunu zaten yani işaretleri var. Bir aydır var bunun işaretleri. Muhalefet şehri muhalefet var. Şey, evet evet. Yani bir aydır böyle bir koku alındı. Böyle bir ihtimal var. Ve ben okurken Allah Allah dedim. Bu yargıçlar nereden birbirinden tüyü aldılar bunlar yani. Aslında doğru tabii ama şöyle söylemek belki daha uygun. Dirençleri artacak. Yani Erdoğan'a karşı belki yani biz hep diyoruz ya. Bence Erdoğan nerede, bu gece bitti Türkiye'de. Bence nereden geldiğini biliyoruz. Ama hayır diyebilecekler en azından. Ben de böyle düşünüyorum gerçekten. Yani çünkü yeni bir dönem başlayacak. O yeni bir döneme de kendilerini hazırlayacaklar bunda bu insanlar. Aslında Türkiye korku imparatorluğu olmuş değil mi? Herkes, tabii, herkes yani bir korkuya göre karar veriyor. Yani. Rejiden gelen bir bilgiyi aktarayım. Binali Yıldırım'ın İstanbul'u kazandık şeklindeki açıklamasından sonra yandaş televizyonlarda bu sürekli olarak altyazı olarak kaldı, tekrar edildi. Son 10 dakikadır o yazılar da kalkmış. Ayrıca İstanbul Büyükşehir çevresinde tomalar belirli ölçüde bir takım güvenlik önlemleri almaya başlamış ki bu her zaman olan bir takım şeyler. O çok garip değil ama şeyin kalkması... Matematik olarak gözüküyor zaten, kaybettikleri. Evet. Matematik olarak gözüküyor. Yani şeyin yandaş televizyonların da kaldırması şu anda yayında gördüğümüz sahnelerde var. Şey, evet. 70-80 bin oy var. Kadıköy ve Beşiktaş'tan geliyor. Bunun %56'sını aldığı zaman bu fark bitiyor. Ki %56'dan çok daha fazla alıyor. Balkon konuşması çok uzun olma ihtimali olduğu için bir bölümünü verdik. Büyük bir ihtimalle İstanbul'da bahsetmediği için İstanbul'daki konuşmasından sadece kazandığımız ve kaybettiğimiz kentler var dedi. Ve bunun dökümünü yaparsam bayağı ağır bir sonuç çıkar. Yani eskiden AKP'de olup bugün artık AKP'de olmayan tek tek şehirleri sayarsan bir de şöyle bir şey var. Antalya'yı kaybetti. Bizden önceki toplantıda Aydın Selcan bir şey söyledi. Aslında Türkiye demek... Büyük ölçüde İstanbul ve Ankara tabii, demek. Tabii. İki bakımdan biri başkent, ötekisi en büyük, nüfus olarak en büyük kent, ticari olarak en büyük kent, kültürel olarak en büyük kent. Şimdi mesela Şırnak'ı aldık diyor. Şırnak'ı aldın da İstanbul gitti yani. Şırnak'ı nasıl aldın da biliyoruz. Rakam olarak döktüğünde o birinci partilik de çok tartışmalı bir birinci partilik. Yani Türkiye'de bir parti birinci parti oluyor ama İstanbul'da ve Ankara'da kaybetmiş belediyeleri. Böyle birinci parti biraz tartışmalı bir partidir. Neye dayanarak söylediği biraz tartışmalı. Doğma bilmem İstanbul olarak İstanbul eğer bu sonuçlar kesinleşirse İstanbul'u kutluyorum. Yani yakışanı yaptı İstanbul. Unutmayalım İstanbul dediğiniz yer 11 asır Bizans'ın 6 asırda Osmanlı'nın başkentidir. Tarihi bir kent. Şimdi bu bugünkü AKP yönetimini hak etmiyor. Çok açık söylüyorum. Ben öyle bakıyorum yani. Hatırlıyorsun metro yanılmıyorsam metro kazılarında İstanbul'un tarihini 2000 yıl geriye götürecek arkeolojik bir takım eserler bulundu. Çanak çömlek dedi. Devam edin metro çalışması da çanak çömlek bunlar. Dedi. Bunlar çanak çömlek dedi. Ay inanılmaz. Bu, ben o bakımdan diyorum AKP muhafazakar bir parti değil. Karşı devrimci parti. Bir muhafazakar her anlamda muhafazakar tabii, mevcut tabii. Düzeni korur. Eskiye meraklıdır, tarihe meraklıdır. Daha önemli de bir şey var. Ben özür dilerim. Buyurun. Çok özür diliyorum. Lütfen İstanbul'da. Ben böyle bir tartışma açılmıştı da Mehmet Metiner vardı. Hala senin, senin muhafazakar anlayışın dedi İngiliz muhafazakarlığı demişti bana. Ha bir de öyle mi var? Evet. Bizde muhafazakarlık dindarlıktır dedi. Allah Allah. Aynen bunu söyledi. Muhafazakarlık dindarlık. Evet muhafazakarlık. O senin söylediğin dedi İngiliz türü muhafazakarlık. Onunkisi Kürt türü muhafazakarlık. Yani, bilmiyorum işte dindar muhafazakarlık. Dindar, şey, yani, dindar olunca doğru muhafazakar doğru oluyorsun. Halbuki dedim ben onu demiştim yani orada şeyde. Ateist muhafazakarlar da var onlar tabii, da olacak. Tabii onun yani dindarlıkla muhafazakarlık birbirinden hani muhafazakar dindar da olur ateist de olur senin dediğin gibi olmayabilir de. Yani doğru işte, söylemiş aslında çünkü entelektüel seviyeyi Metin Münir'i araya sokarak düşünmeyelim mesela. Evet, din algısı ve dinsel hareket noktalarını biz AKP'de çok izledik. Neden önemliydi yerel seçimler? Bu yerel seçimler bir öncekinde gördük aslında. Şimdi şeyle anlatayım, savaş bölgeleriyle anlatmak gerekiyor belki yani. Sınırlardan adam geçişleri oldu. IŞİD'e lojistikler aktı. Biri buydu. Bir iki yani bu bölgelerin bir kısmı mesela Adana
çok önemli bir yer tutuyor burada hala. Bir taraftan şunu yaptılar, çok seküler yerlerde yaşam tarzlarını değiştirdiler. Müdahale ettiler. Antalya'da bu nedenle çok önemli bir şey. Şimdi bir kere daha Türkiye'nin aslında yaşam tarzları ve dinsel etkinlikleri değişecektir ve bu çok memnuniyet verici bir şey tabii. AKP'nin propaganda çalışmalarında işte 200 mi 250 gramlık çay dağıtmak da bunun dışında iddialara göre, bir kısmı kanıtlanmış iddialara göre parayla ne deniyor ona, taşıma birliklerle miting alanlarını doldurmanın yanı sıra geçen gün bir yerde okudum. Anlatayım. Yine bir seçim kampanyasında aday yanında danışmanlarıyla birlikte bir kreşe gidiyor. Kreş biraz bozuk. Hemen emir verin, 5 milyon bu kreşe tahsisat gönderin diyor. Tamam mı? Aynı gün kreşten çıkıyorlar, cezaevine gidiyorlar. Cezaevi de biraz harap. Aday diyor ki 500 milyon tahsisat gönderin. Danışman diyor ki pardon efendim 500 milyon. 500 milyon evet 500 milyon gönderin. Sonra neyse arabaya biniyor danışmanla aday. Ya efendim diyor, siz diyor kreşe 5 milyon verdiniz. Cezaevine kreşe 5 milyon, cezaevine 500 milyon tahsisat gönder. Neden? Oğlum diyor, seçim bitince bizi kreşe mi gönderecekler sanıyorsun diyor. Çok hoşuma gitti. Yani. Böyle bir durum da var yani, değil mi? Evet, şimdiye tamam, kadar güzel, yapılan yatırımların güzel. Çok da fazla güzel. Etkili olmadığı. Yani cezaevler özellikle çok sayıda cezaevi inşa ettikleri için söylüyorum. Hala 284 cezaevi inşa etmeye çalışıyorlar. İnşa etmek için söz verdiler. 285 öyle 284. Ama evet, yani orayı kimin dolduracağı konusunda kuşku olur bu kadar. Bu akşam önemli bir akşam Türkiye. Bu iş hep böyle olur ya zaten. Yani kime niyet, kime kısmet işidir bu işler biraz. Erk, sen en son geçen gün bu IŞİD'in Türkiye Büyükelçisi olarak tanınan insanıyla ilgili de programa katıldın. IŞİD hakkında kitap da yazdın. Şöyle bir şey sorsam, somut örnek de verdin gerçi. Türkiye'deki daha henüz kesinleşmemiş sonuçlarına rağmen önemli bir değişiklik olduğu belli bu yerel seçimlerin sonucunda. Suriye ile ilişkileri ne şekilde etkileyebilir sence? Valla biraz tabii dünya siyasetinden gelecek reflekslere de bakmak gerekiyor diye düşünüyorum ben bu konuda. Tabii bu da ekonomiye bağlı. Ama bu ekonomik konjüktürde böyle bir seçim yenilgisi, tırnak içinde böyle görüyoruz. Başarısızlığı. Başarısızlığında. İktidarın evet, başarısızlığı. Yani Erdoğan'a Almanya çok halı sermeyecektir mesela benim gördüğüm bundan sonraki ilk süreçte. Dolayısıyla çok kolay da silah anlaşmaları da yapılmayacaktır. Herkes bir çekimcesini daha zayıf bir iktidar koyacaktır. Olduğu için karşında. Evet, daha zayıf bir durum göreceğiz ve hakikaten ilginç şeylere gebe yani. Türkiye'de Eser sen ne diyorsun? Başlıyor. Yani özellikle dış dünyayla başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bu seçimin etkisi ne olur iktidar üzerinde? Pek fazla bir şey olmaz. Artık orada köprüler atılmış gibi geliyor bana. Yani Avrupa Birliği ile köprüler atılmış. Evet. Amerika ile bambaşka bir şey tanımlanıyor zaten. Bence fazla olumlu bir etki olmaz ama olmaz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidar perspektifi varsa kafasında, bu sene, yarın, iki sene sonra, üç sene sonra, yarın sabahtan itibaren Avrupa Birliği ve Amerika ile görüşmelere başlamaları lazım. İktidarın. Hayır. CHP'nin 3 yıl sonraki bir iktidar perspektifi dayıyorsa. Çünkü Türkiye'nin ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltmeden ne ekonomisini düzeltmesi mümkün, ne siyasetini ne hukukunu düzeltmesi. Evet. Dolayısıyla ilk iş bu olmalı. Yarın sabah sen Almanya sorumlusun, sen Fransa sorumlusun, sen Washington sorumlusun diye. Şimdiye kadar bizim izlediğimiz kadarıyla CHP'nin uluslararası politikaları öyle çok çok başarılı değil. Özellikle ama, o en son Musul Başkonsolosu muydu? Onun yönetiminde bir uluslararası ilişkiler politikası gittiler. Mesela benim hatırladığım Sosyalist Enternasyonel'de gidip HDP'yi şikayet ettiler filan, böyle acayip işler yaptılar. Yani evet. Dış politikaları. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde AKP'yle beraber oy verdiler. Üstelik de son derece Türkiye'de yapılan antidemokratik baskıları. Hani böyle çok şey bir şey değil. Ama tecride karşı bir oynamaydı. İktidar perspektifleri yoktu galiba. İlk defa iktidar perspektifi çıktı. Sen o konuda yazım yazdım, şey söyledi. Şey dedi. Eser, hiç unutmuyorum.
bu CHP'li milletvekilleri yurt dışına çıkınca kendilerini büyükelçi sanıyorlar. Aynen bunu yazdım. Çünkü evet, büyükelçinin görevi hakikaten devletin çıkarlarını savunmaktır. Milletvekilinin ama değil. Devlet partisi dedim ya biraz önce. Ha, onun için karışıyor değil mi? Karışıyor tabii. Büyükelçi demek devlet temsil eden adam demektir. CHP zaten bunu içinde hissediyor. Ha. Milletvekili görünümlü büyükelçi. De büyükelçi tabii. Yurt dışına çıkınca hepsi öyle oluyorlar. İçeride de bazıları öyle. İçeride de çok bazıları öyle oluyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Belki bu korku imparatorluğu yıkılır. Daha sıkıntılı şeyler var. İnsanlar fotoğraf çektirmekten korktular çok uzunca bir süre birbirleriyle. Yani CHP'li arkadaşlarımız HDP'lilerle fotoğraf yan yana gelmek istemediler. Bunun temel nedeni bana kalırsa işte terörize olma korkusuydu. Dolayısıyla artık bu korkulardan, reflekslerden de sıyrılmak gerekiyor. Korkulacak bir şey yok. Ortada bir heyula var gördüğümüz şimdi artık. Yani bir gölge var. Gölgeden korkmanın bir anlamı yoktur. Toplumda bir rahatlama olur diyorsun. Toplumda bir rahatlama olacak. Ama toplumdaki rahatlamadan önce siyasette bir rahatlama olması gerekiyor. Evet, olabiliyormuş ama yani toplumda şimdi. Toplumda da oluyor. Ben 2015'te seçimler oldu. Çok taksiye biniyordum İstanbul'da ben. Geceleri falan bir yerim zaman işte içki içtim. Araba kullanmak istemiyorum şudur budur. Taksi şoförlerinin söylemleri değişmişti. Hemen. Yalnız geçen gün İstanbul'dan gelen bir arkadaş söyledi. Taksi şoförleri artık konuşmuyor dedi. Senin söylediğine. Belki bundan sonra yarın konuşursa ilginç olur. Yarından, bu akşamdan 7 Haziran'dan sonra evet, konuşmaya başlamışlar. Bu akşamdan itibaren de konuşurlar. Evet, şu anda hattımızda artı gerçek yazarı Koray Düzgören varmış. Koray'ı da dinleyelim. Koray'ın şu ana kadar elde edilen sonuçlarla ilgili görüşlerini dinleyelim. Koray sendeyiz. Merhaba. İyi geceler herkese. Şimdi aslında ilginç bir seçim oldu tabii. Birkaç açıdan bir ittifaklar meselesi var konuşulması gereken ama bu hem iktidar kanadının hem muhalefet kanadının ötesinde farklı bir boyutu var bunun. HDP'nin uyguladığı politika. Burada da daha farklı bir yaklaşımla HDP Kürdistan'da kayyumları göndermek ve işte kayyumların el koyduğu belediyeleri tekrar kazanma politikası giderken Batı'da da birçok yerde seçimlere aday çıkartmadı ve böylece dolaylı olarak bu muhalefet bloğunu destekledi. Destekleyeceğini de ilan etti. Hatta bazı aday isimleri de verdi. Bence bu çok önemli bir yaklaşım. Yani şimdiye kadar pek benzeri olmayan, benzerine rastlamadığımız bir yaklaşımdı. Ve şimdi işte sonuçlar aşağı yukarı gayri resmi sonuçlar ortaya çıkıyor. Resmi sonuçlar yarın çıkacak ortaya. Ama çıkan sonuçlara baktığımız zaman bu politika bence bu seçimlere damgasını vuran bu politika oldu. Bir kere bunu ortaya koymak lazım. İktidar bloğu, Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı vesaire bunlar da önemli tabii tartışılır. Ama esas olarak HDP'nin bu yaklaşımı, bu politikası bu seçime damgasını vuran bir yaklaşımdı. Ve bunun da çok ilginçtir. Ortaya çıkan sonuçlara baktığımızda neticesinin alındığını görüyoruz. Kürt illerinde birçok yerde aşağı yukarı hepsinde değil ama çünkü değişik faktörler var. Genel olarak kayyumlar geri gönderildi ve Kürtler belediyelerini geri aldılar. Bir sorun var acaba? Bir yankılanma geliyor bana. Koray bir dakikanı alabilir miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürk şu anda Ankara'da konuşuyormuş. Öztürk'ı dinleyelim. Koray'a sonra bir daha döneceğiz. Tabii. Bir an önce açıklamadıkları illerin sonuçlarını açıklasınlar. Bu verilerin ellerinde olduğunu biliyoruz. Ama bunu yapmamakta ısrar ediyorlarsa emirle talimatla bir haber ajansını hareket eder hale getiriyorlarsa başında bulunanlar derhal o görevlerden istifa etmelidir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Öztürk'ü dinledik. Çok öz konuştu. Biz yine Koray'a dönelim.
Koray Düzgören'i dinlemeye devam edelim, Artı Gerçek yazarı. Evet, yani tabii en önemli tarafı da İstanbul ve Ankara gibi şehirlerin iktidardan alınıp, ki 25 senedir iktidar tarafından, iktidar temsilcileri tarafından yönetiliyor, muhalefete geçmiş olması ya da işte İstanbul'da geçerse Ankara ve İstanbul birlikte olacak. Çok önemli bir gelişme tabii, yani Türk siyasi yaşamıyla ilgili olarak. Ama demin söylediğim şeyi değiştirmiyor bu. Sonucu değiştirmiyor. Bu seçimlere HDP'nin bu politikası damga vurdu. Bunu unutmamak gerekir ve bunu bunun üzerinden bu değerlendirmeleri, seçimle ilgili değerlendirmeleri yapmak gerekiyor. Şöyle, Batı'da, Batı'yı kastediyorum, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana gibi büyük şehirler, yani Türkiye'nin en önemli, en büyük şehirleri iktidardan muhalefetin tarafına geçmiş oluyor. Ama bu geçiş HDP'nin uyguladığı bu politika sayesinde, kesin rakamları şu anda tabii çıkartmak mümkün değil ama oranlara baktığımız zaman bunun böyle olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Hem Ankara'daki fark, hem İstanbul'da zaten çok, İmamoğlu kazanırsa çok küçük bir farkla kazanacak. Ama bu da yine HDP seçmeninin kendisini desteklemesi dolayısıyla ortaya çıkmış olacak. Antalya'da yine öyle. Mersin ve Adana'da da Kürt oyları oldukça yüksek oranlarda, biliyoruz bunları. Evet. Saat farkı nedeniyle bir de biz burada yoğun olduğumuz için bakamadım ama son 2 saat, hatta son 3 saat içerisinde Amerikan basınına, özellikle de televizyon yahut yazılı basında seçimlerle ilgili bir şey görebildin mi, baktın mı? Hayır, şu anda bakmadık. Daha henüz bir değerlendirme görmedim. Herhalde biraz daha kesinleşsin diye bekliyorlar, öyle tahmin ediyorum. Peki, Koray Düzgören'e çok teşekkür ederiz. Şunu söyleyeyim. Pardon, buyur. Şunu söyleyeyim. Sadece birkaç ilde seçimi kazanamadı. Şırnak'ta, onun nedenini biliyoruz. Ağrı'da ve Tunceli'de de TKP faktörü nedeniyle seçimi kazanamadı. Buna karşılık Kars'ta AKP'nin elinde olan bir belediyeydi. Orada seçimi aldı. Toplamda 100 küsur belediyesi vardı HDP'nin. Öyle görünüyor ki bu şimdiye kadar gelen rakamlara baktığımızda bu sayı 65-70 arasında, 61 gibi geliyor ama 65-70 arasında olacak. Yani görünüşte oyunun azaldığı ya da işte belediye sayısının azaldığı gibi bir durum ortaya çıkıyor ama bu aslında bir başarı. Neden başarı? Çok iyi biliyoruz. Bunu siz de konuştunuz. Devletin bütün gücüyle, bütün olanaklarıyla ağırlığını koyduğu bir bölge ve buna rağmen kayyumların büyük bir bölümü geri gönderildi. Bu çok önemli bir faktör. İkincisi, seçim sonucunda, yani bu seçimler bittikten sonra ne olacak meselesini tartışıyorsunuz. Yani aslında bu uzun boylu konuşulması gereken bir şey. Koray, zamanımız sınırlı. Son cümlelerini alalım. Önümüzdeki döneme de, yani şimdi nasıl bu seçime Kürtler ve Kürt seçmeni, HDP seçmeni damgasını vurduysa, önümüzdeki döneme de yine Kürtler ve Kürt siyasi hareketi HDP damgasını vuracaktır. Yani onların dikkate alınmadığı bir muhalefet hareketi asla başarılı olamayacaktır. Bu seçimlerde bunu gösterdi. Herhalde muhalefet de bunu değerlendirmek zorundadır önümüzdeki süreçte. Koray Düzgören'e çok teşekkürler. Evet, Erk, bu özellikle ekonominin önemine demin değindin, uluslararası ilişkiler açısından. Ekonominin yanı sıra başka faktörler de olabilir mi? Türkiye'nin, Ankara'nın diyelim, yahut yani mevcut hükümetin uluslararası ilişkilerinde ne etkili olabilir başka? Bildiğin kadarıyla. Valla tabii insan hakları meselesi çok önemli. Demokrasi ve insan hakları meselesi çok önemli bir yer tutuyor. Yani Avrupa'nın da konuştuğumuz bir güvenlik takıntısı var. Hani güvenlik meselesinden şeye gidiyor, demokrasiyi dengelemeye çalışıyor ama bunun artık böyle olmayacağını, Türkiye'de gerçekten özellikle darbeden sonra bir faşizm kurallarının uygulandığı OHAL yönetimiyle birlikte, işte dün programını yaptık, çocukların
denizlerde boğulduğunu filan. Bu meseleler artık görmezden gelinemeyecek gibi değil. Geldi. Yani ve AKP kendisini ekonomi konusunda tavsiyelere uymakla yükümlü tutmak ve demokrasinin de gereğini, hukuk kurallarında gereğini yapmak zorunda. Ama bugün aldığımız sinyaller yine farklı bilgiler geliyor. İşte İstanbul'a belediyesine giden yollar tomalar tarafından kapatılmış filan gibi. Bunu çok da hevesli olmayacağını bizim tanıdığımız Recep Tayyip Erdoğan'sa bildiğini okumaya devam edeceğini de aslında görüyoruz. Aslında konuşmasında az çok buna benzer şeyler zaten söyledi. Evet. Devam edecek bu. Eser senin Erk daha çok ne olması gerektiğini söyledi. Sana şeyi soracağım. Sen ne bekliyorsun? Tahminin ne? İnsan hakları ve özellikle hukukun üstünlüğü alanında olumlu bir gelişme bu hükümetten bekliyor musun? Batı'dan baskı daha çok artacaktır. Çünkü artık topal ördektir hükümet bence. İstanbul ve Ankara'yı veren Amerikan tabiri bir topal ördektir. Ve dolayısıyla hükümetin gücünün azaldığını gören Batı daha çok baskı yapacaktır Türkiye'ye. Bu da iyi bir şeydir. Onu çok açık söylüyorum. İyi bir şeydir bu. İnsan hakları konusunda Türkiye'ye yapılan her türlü baskının başımızın üzerinde yeri vardır. Bunu böyle bir milli mesele haline getirip de bir insan hakları konusunda Batı nasıl bize baskı yapar gibi saçmalıklara girmemek lazım. Evet. Şimdi rejiden bir not geldi, okuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Doktor Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul örgütüne gönderilen bir SMS notunda şunları söylemiş, alıntı. İstanbul'da seçimi kazanmak üzereyiz. Oylarımıza sahip çıkmak ve kazanmaya çok yakın olduğumuz İstanbul'umuzu korumak için sizleri ilçe seçim kurullarında buluşmaya davet ediyorum. Çok iyi diyorlar. Tedbir. Bu iyi bir çağrı. İyi bir şey. Çok iyi bir şey. Yani bunları aslında Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde de yapmak gerekiyordu herhalde. Bunlar iki seçim kaçırdık. Yani 16 Nisan ve 24 Haziran'ı kaçırdık. İşte bu da heyulaymış. Yani insanlar haklarına sahip çıkıyorlar ve öyle de kolay değilmiş yani. Hani silahları gösterip iç savaş yapmak falan öyle kolay değilmiş. Hakkımıza, demokrasinin kurallarına sahip çıkıyoruz. Şu ana kadar sana gelen bilgilerde bu eli sopalıların sokağa dökülmesine dair herhangi bir şey yok değil mi? Herhangi bir şey yok. Bu da çok iyi bir şey. Bu noktadan da hani sizin az önce söylediğiniz gibi Binali Yıldırım konuşurken herkesin suratı asıktı ya, kendi tabanı da bu eli sopalılar bile bu inancı kaybetmişler yani. Kaybetmişler. Ya böyle Türkiye'nin insanı böyle bir şey ya. Eli sopalılar ancak çok güçlü bir iktidarın emrinde elinde sopa dolaşabilir. Bu çok önemli bir şey. Yani. Topal ördeğin emrinde çıkmazlar sokağa. Bu çok önemli bir şey. Yani inanç gittiğini görüyoruz. Bu çok somut, çok mühim, çok umutlu bir şey. Buradan sürdürmek gerekiyor ama. Bu çatlaktan sürdürmek gerekiyor. Dolayısıyla bu olumlu bir şey. Yani çok gergin bir seçim dönemi yaşamamıza rağmen bazı kentlerde birebir büyük bir ihtimalle mutlaka 3 kağıt 4 kağıt bir şeyler olmuştur ama bakıldığı zaman sokağa şiddet 3 ölen 3 kişi hariç kan dökülmemiş olması büyük ölçüde sokağa şiddet olma sokakta şiddet yaşanmaması büyük bir ihtimalle olumlu çok kadroya olumlu girebilecek şeylerden umuyoruz biri. Umuyoruz ki böyle gider yani. Siyasal iktidarın karizması çizilmiştir. O karizma çizildiği zaman da onun emrinde çalışan o sopalılar onlar da sinerler. Böyledir bu işler. Evet, güç ilişkisi yani. Güç dengesi güç meselesi dengesi, değil mi? Bu kadar basittir. Yani senin güvendiğin kabadayı hafif... Kabadayının eğer karizması çizilmişse o zaman... Evet, dolaylı olarak onu dolaylı olarak Almanlar yenilince biz de yenildik. Bir de tabii başka yerlerdeki etkileri de var. Yani 2015 özel bir durumdu. Yani IŞİD 7 Haziran'da yenildikleri zaman da böyle bir şey işte olmuştu onu, değil onu, mi? Onu tabii, söylemeye tabii çalışıyorum. Yani AKP'nin sağda solda uzantıları vardı. Başka yerlerde bir şeyler sürüyordu Suriye içerisinde. Ama bugün biraz o konjüktürden de uzaklaşıldığı için ben biraz daha müşteriyim ki IŞİD meseleleriyle işte bu cihatçılar meseleleriyle çok fazla pesimist olan bir adam olarak da daha iyimser bakıyorum. Büyük bir ihtimalle senin söylediğin gibi o IŞİD meselesinde de farklı bir tutum takınma zorunluluğu Gelecek. İnşallah
Recep Tayyip Erdoğan bir çılgınlık yapıp buna rağmen işi tırmandırmaya kalkmaz. Evet. İnşallah. Umuyoruz yani. Öyle umalım. İnşallah. Artı TV programcısı Erk Acerer, Artı Gerçek yazarı Eser Karakaş'a çok teşekkürler. Seçim. Biz teşekkür ediyoruz sana. Biz teşekkür ederiz. Seçim çalışmalarımızı şimdi seçimle ilgili gelişmeleri, haberleri İstanbul'dan Musa'ya devrediyoruz. İyi akşamlar. Evet, teşekkürler Ragıp Lan ve şimdi stüdyo konuklarımızla değerlendirmelere devam ediyoruz.